Selamlar. En sonunda çıkış tarihi belli oldu arkadaşlar. Age of Mythology Retold için nihayet bir tarihimiz var. Bilindiği kadarıyla 4 Eylül'de çıkış yapacak. Age of Empires'ın gerçekçiliğini Yunan, İskender, Mısır ve Atlantis panteonlarıyla harmanlayarak 20 yıl önceki stratejinin aynı seviyesini modern grafikler ve mekaniklerle bize sunacak olan bu oyun 4 Eylül'de umuyoruz ki çıkış yapacak. Bakın şurada da şeyi açtım zaten. Bu biraz böyle hem tepki videosu gibi olacak hem de inceleme videosu gibi olacak. Zaten Steam sayfasını da açtım. Şimdi oradan inceleyeceğiz. Ee, bir yandan da neler diyeceğimi tabii ki yazdım. Telefondan okuyorum size. Orijinal Age of Mythology taş gibi bir klasik hepimiz biliyoruz ki. Ve 2014 yılında genişletilmiş bir sürüm almış olsa da Age of Mythology Retold tamamen farklı bir oyun olacak gibi görünüyor. Zeus'un şimşekleri, İskandinav ejderhaları, depremler ve düşen göktaşları elimizin altında olacak. Bu yüzden galip gelme umuduyla ustalaşmanız gereken tek şey kılıçlar ve kalkanlar olmayacak arkadaşlar. Zaten hali hazırda daha önce oyun oynamış olanlar da bunu biliyorlardır. Mitolojilerin canavarları da gerçek zamanlı strateji oyunu ihtişamıyla savaşta yanınızda olacaklar ki bunlar da troller, mumyalar, centaurlar, tepegözler, centaurlar biliyorsunuz at adamlar. Ve hatta süslü timsahlardan oluşuyorlar. Mısır e, süslü timsahlar dediğimiz geyik boynuzlu timsah kardeşlerimiz. Onlar Mısır mitolojisindeydi hatırlarsanız. Ek olarak gizli silahlar olan Titanları da unutmamak lazım. Onlar da yine bütün ihtişamlarıyla daha net ve daha iyi şekilde, daha iyi grafiklerle geri dönüyor olacaklar. Ayrıca 50 görevden oluşan birden fazla kampanya olacak oyunda meraklıları için. Bu genelde kampanyalar çok sevilir her oyunda. Bizim BFM'de de çok sevilir. Bu oyunun da kampanyasında hatırlarsanız Arkantos vardı bizim kahramanımız. Bir yerlere gelmeye çalışıyordu. 50'den fazla kampanya var ve hikaye ile pardon 50 görevden oluşan birden fazla kampanya var arkadaşlar ve hikaye ile işiniz bittiğinde prosedürel söyleyemedim. Prosedürel olarak oluşturulmuş düzinelerce oyun haritasında arkadaşlarınıza veya yapay zekaya karşı savaşabiliyor olacaksınız. Age of Mythology Retold 4 Eylül Çarşamba günü çıkacak. Ancak oyunun premium sürümü için ön sipariş vermek size 7 gün erken erişim sağlayacak. Yani birazcık daha fazla para verirseniz herkesten bir hafta erken oynamış olacaksınız. Şahsen ben bunu yapmadım. Yani gerek görmüyorum bir hafta önce oynamak için gidip de 10 dolar veremeyeceğim. Şimdi fiyata da bakacağız zaten. Ayrıca çıktığı günden itibaren de Xbox Game Pass üzerinden oynanabilir durumda olacak. Şimdi bu bizim e, benim sizlere hazırladığım metin de arkadaşlar oyunla alakalı bilgileri vermek için. Şimdi işin birlikte baktığımız kısmına geçiyoruz. Bakın önce fiyatını göstereyim. Age of Mythology Retold Standard Edition. Bu standart versiyonu 23 dolar. Yani takribi 700 liraya falan denk geliyor ama oha Premium Edition 40 dolarmış arkadaşlar. Ben 10 dolar oynuyor zannediyordum arada. Premium Edition'la bir hafta önceden oynamak için 40 dolar vermeniz gerekecek. Yani takribi kaça geliyor? 1200 lira mı? 1300 lira mı? Bence hiç gerek yok. Tavsiye etmem açıkçası. Fakat tabii herkesten önce oynamak istiyorum derseniz de e, orası da size kalmış. Bakın şurada Premium. Buna bakalım. Aa yalnız bir dakika bir sıkıntı var. yalnızca bunu vermiyormuş. Şimdi standartta base Game veriyormuş. Premium alırsanız 7 gün önceden oynuyorsunuz. New God's Pack, e, Freyr isminde bir tanrı paketine sahip oluyormuşsunuz. E, bir de Expansion var. One, Expansion, Two. Şimdi bunların ne yaptığını daha sonra e, detaylıca inceleyeceğiz. Şu an burada sadece birinci paket, ikinci paket diye yazmışlar bakın. Fakat ben bunun ne anlama geldiğini açıkçası şu an bilmiyorum. Herhalde ekstra bir şeyler ekliyordur daha sonra buna indirim bekleriz en kötü ben şahsen öyle yapmayı planlıyorum. Şimdi buradan isterseniz siz de bakın oyunun sistem gereksinimleri açıklanmış. 8 GB RAM'e ihtiyacınız var minimum, 16 tavsiye ediliyor. i3 ya da takribi bir işlemciye ihtiyacınız var. Fakat yine i5 ve üzeri öneriliyor. GTX 645 kadar eski bir ekran kartıyla bile oynayabileceğiniz yine takribi aynı şekilde bir ekran kartı lazım burada söylenmiş fakat GTX 970 ve üzeri tavsiye ediliyor. Yani sağlam artık bu sistemler kalmadı zaten böyle 8 RAM işte ne bileyim 2 GB'lık ekran kartları falan çok kalmadı açıkçası. O yüzden ben hepinizin oynayabileceğini düşünüyorum. Videoya geçmeden önce arkadaşlar şurada görsellere bir bakalım. Şimdi yeni bir çok şey eklemişler. Çok güzel görünüyor bu arada. Öncelikle söylemem gereken şey oyunla alakalı beklentilerimizi çok yüksek tutmayalım. Neden? Biliyorsunuz ki son dönemlerde artık popülerleşti bu iyi oyun çıkarmak. Yasak gibi bir şey oldu yani. Hep kötü oyun çıkartılıyor. Hep kötü oyun, bitmemiş oyunlar. Ya içerik olarak bitmiyor ya optimizasyon çok kötü geliyor. Yani hatırlarsanız millet 4080 4090'larla 15-20 FPS oyunlar oynadı bu sene geçtiğimiz senelerde. Dolayısıyla beklentilerinizi çok aşırı yüksek tutmayın. Ama çok aşağıda da tutmayın çünkü oyunun ne olduğunu biliyoruz zaten. Şimdi bakın burada ee, hangi tanrı bilemiyorum. Şuradan şuradaki heykele bakarsak settlement'ın içerisindeki. Sanıyorum ki bu Odin. Yok gerçi Nidok varsa Loki'dir. Tabi bu Loki arkadaşlar. Nidok'u biliyorsunuz. Buradaki ejderha. Ee, son tanrılardan heli seçerseniz alt tanrılardan. Daha önce ben kanalımdaki videolarda size anlatmıştım. Öğretmiştim oyunu bilmeyen arkadaşlara. Bakın burada Nidok, var. Ee, grafikler gayet iyi. Özenmişler. Şurada bakın Fire Giant'lar. Ateş devleri. Gerçekten çok güzel olmuş. Sonrakine geçelim. Yeni görsellere bakıyoruz. Bakın su kalitesi falan çok iyi olmuş. Bu oyunda çok kötüydü su muhabbeti. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Farmlar falan çok daha gerçekçi görünüyor. Yani Age of Empires seviyesine yakınlaştırmışlar diyebilirim. Aynı mıdır? Oynamam gerekecek. Yani aynı yakalamış diyebilmem için oynamam gerekecek. O yüzden şu anlık bir şey söyleyemiyorum. Fakat yakınlaşmış. Çok iyi görünüyor. Bakın burada Mısır tanrılarının Titan'ı biliyorsunuz. Burası bu arada kampanyadan bir görüntü olmalı. Çünkü şu büyük piramitler normalde oyunları, oyunda bunları inşa edemiyorsunuz. Yani en büyük inşa edebildiğiniz yapılar Wonder'lardı arkadaşlar. Harikalardı. Onun haricinde çok büyük yapılarınız, devasa şeyleriniz. Şurada Migdol Stronghold'lar var. Bunları en fazla yapabiliyordunuz. Onun harici yoktu yani. Çok güzel olmuş. Her şey çok güzel görünüyor. Gölgeler, ışıklandırmalar. Şurada bakın efektler. Şimşek. Şurada bakın bizim timsahlar ışık. Bak şurada atıyor bakın. Gösteriyorum. Boynuzlarından ışık çıkıyor. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Siz de Steam sayfasına girip bence detaylıca inceleyin. Burası bakın kim bu? Kronos. Aynen. Heykelden tanıyabilirsiniz şuradan. Bu Kronos arkadaşlar Atlantis tanrılarından. Bunu da çok güzel yapmışlar. Yani bakın animasyonlardan tutun karakter animasyonlarından şimdi birazdan videoda daha iyi göreceksiniz işin işin animasyon kısmını. E, efektlere kadar gerçekten çok hoş olmuş. Ciddi anlamda güzel olmuş. Şurada behimotlar var bakın şu büyük boynuzlu yaratıklar. Hepsini çok güzel oturtmuşlar. Yani bir şey atladıklarını düşünmüyorum. Dediğim gibi kesin bir şey söylemem için şu an gördüğüm kadarıyla konuşuyorum. Kesin bir şey söylemem için oyunu oynamam gerekecek. Fakat şu anlık 10 numara. Bakın burası da kampanyadan bir bölüm. Şurası Tartarus'un kapısıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ya da alt dünyaya inen kapısı kapıydı. Yeraltı dünyasına inen kapı veya Tartarus kapısıydı ikisinden biri. Bu kapı açıldığında sıkıntılı şeyler çıkıyordu. Bakın şurada Karkaros spamlar var. Şu küçük köpüşler, yaratıklar. Burada Greek yani Yunan tanrılarının Titan'ı var. Üç başlı bakın Kerberos diyorlar buna. Çok güzel olmuş her şey. Yani yapılar bakın yıkılmış şurada mesela yanıyor. Belki buna bir tık daha özenebilirlermiş. Biraz fazla e, düz göründü gözüme. Pastel boya gibi geldi ama... Onun haricinde gerçekten 10 numara 5 yıldız görünüyor. Yani ben beğendim. 10 üzerinden şu anlık e, 8.5 veriyorum. 8-8.5 veririm. 10 üzerinden 10 olması için oynamam gerekecek. Bakın hele burada. Burada daha da iyi bu arada. Yine bakın bir Yunan tanrısı kim bu? Zeus galiba. Yok. Tabi tabi Zeus bu. Yanlış hatırlamıyorsam tipini. Hidra şeyi bakın şurada heykel. Hidraların tipi değişmiş. Kolossuslar zaten muhteşem olmuş. Ki mesela benim ev arkadaşım beğenmemişti Kolossus'un yeni halini çok düz olmuş demişti. Ben de dedim hani Kolossus ne kadar detaylı olabilir? En fazla zırhındaki işlemeler detaylı olur. Ben beğendim. Bakın özellikle bu görselde, son görselde ışıklandırmanın ve gölgelerin ne kadar iyi gösterildiğini daha iyi fark edebiliyorsunuz. Ya ben iyi bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum. Zaten hep söylüyorum. Oyun çıktığı anda bu kanalda bol bol içeriğini göreceksiniz. Turnuvalarını falan da yapacağız. Oyuncusu bayağı artacaktır yeni oyunun gelmesiyle birlikte. Bir yandan ufak bir mutsuzluğum da var tabii kıskandığım için. Şimdi hani ne güzel bakın Age of Mythology güzel bir remake aldı. Tekrar yaptılar oyunu. Muhteşem bir şey görüyoruz. Bizim oyunumuz hala bu oyunu bükük. Hala Gollum oyunu falan yapıyorlar bizde. Yapacak bir şey yok. İşte vizyon meselesi arkadaşlar. Şuna bir geri dönmek istiyorum bu görsele. Burada bakın şimşek falan Bakın etrafındaki mavilikleri görüyorsunuz ne kadar parladığını ve ışık saçtığını ona kadar dikkat etmişler. Yani RTS oyunlarında gerçek zamanlı strateji oyunlarında açık konuşmak gerekirse genelde çok dikkat etmezler. Efektmiş animasyonmuş grafikmiş hani derler ki ulan zaten bunlar işin strateji kısmında işin işte bina yapayım adam basayım ordu kurayım kısmında çok da önemli değil derler. Genelde işin grafik kısmına 3A oyunlarda yani bu işte ne diyelim Red Dead Redemption olsun, Cyberpunk olsun falan bu tarz oyunlarda daha çok eğilirler, çok değer verirler işin grafik kısmına. Fakat bizim oyunlarda çok dikkat etmezler. Ben de bunu hep e, açıkçası ucuz işçilik olarak görürüm. Fakat burada öyle olmayacak gibi görünüyor, umut ediyorum. Şimdi bir videosunu sizlerle izleyelim. Ben video esnasında konuşmayacağım arkadaşlar. Belki durdurup konuşma ihtiyacı hissedebilirim. Yani konuşursam durduracağım. Bu arada e, dediğimiz gibi oyun çıktığı ilk günden itibaren... ...Xbox Game Pass'ta de olacak. Eğer orada bir üyeliğiniz varsa... ...oradan da oynayabilirsiniz. Fakat ben şahsen oyunları satın alıp... ...koleksiyonuma eklemekten yani kendi kütüphanemde... ...sonsuza kadar bulundurmaktan keyif alan biriyim. Bana daha garanti geliyor. Hani olur da bir gün Game Pass ödeyemezsem kafasıyla. Dolayısıyla siz de... ...size uyuyacak şekilde ilerleyebilirsiniz. Almanızı öneririm. Şu an 23 dolar. Ön sipariş verebilirsiniz hemen. Ee, bizim ülkedeki kur durumlarını biliyorsunuz. Yani Eylül geldiğinde... Dolar 40 olmuş olabilir, daha düşmüş olabilir, bilemiyoruz. O yüzden size kalmış ne yapacağınız. Şimdi videoya bir geçelim. We to you now. As the gods of Arkadaşlar vazgeçtim, ben sürekli durduracağım böyle. <laughs> Bakın burada minatorlar var, daha da üstlerine çalışmışlar. Biraz boyutları büyümüş sanırım daha önce baktığımız görsellere kıyasla. Her şey çok güzel görünüyor. Yani oyunu böyle oynayacaksak, bu oyun içi bir görüntüyse şu an, oyun içiymiş gibi görünen bir sinematik değilse gerçekten efsane bir oyun geliyor. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Aa çok güzel. Rulers of the Man Lütfen telif yemeyelim. Steam sayfasından gösteriyorum. Lütfen bana telif atmayın. Oyunun videosunu göstereyim. Kind of so, bak bak bak. Yere, geri, geri, geri geri geri. Arkadaşlar. Şu kısımlar. Bak şimdi. En, en belirgin. Burada en belirgin. Bakın burada dediğim olay. Az önce bahsettiğim olay. Dedim ya gerçek zamanlı strateji oyunlarında genelde özenmezler diye. Özenmişler abi olabildiğince so, beni tatmin etmektedir. Meteora bir daha bakalım mı? Rain down destruction. And unleash our fury. Of, 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 arkadaşlar depremi çok güzel yapmışlar. Burış. Bakar mısınız? Pop aç Kara delik. Titanlar. Kronos. Kronos. Kron of, çok kötü. Çok kötü. Bir tane kötü bir şey gördük. Titan'ların hepsini çok beğendim şu ana kadar. Bunu da çok beğendim. Özellikle bunu çok beğendim. Bakar mısınız ne kadar ince işlemişler. Gerçekten hoş görünüyor. Kronos çok kötü gördüm. Bu nedir ya? Ya bu Kronos mu emin değilim. Buna çok benzeyen bir Titan daha vardı kampanyada. Belki olur. Kronos olmayabilir ama Kronos da çok kötü. Yani değiştireceklerini düşünüyorum. Şikayet alırlar bence bunu değiştirin. Bu ne böyle diyen olur yani. Çok kötü. Aşırı kötü Kronos. Onun haricinde kötü bir şey henüz görmedim. Gaya. Ra Loki orası mı yok? Valla efsane bir oyun. Aynen 4 Eylül. Efsane bir oyun bizi bekliyor gibi görünüyor arkadaşlar. Şu sanıyorum ki bir önceki şeydi. Aynen bir önceki videoydu. Bakalım, beklemedeyiz. Sizlere de almanızı tavsiye ediyorum. Çıktığı zaman dediğim gibi burada bol bol içeriğini göreceksiniz. Discord sonucumuzda bol bol oynayan zaten hali hazırda insanlar da var. Tabii ki BFM oyuncuları kadar değil. Fakat oynayan insanlar var. Bu oyun çıktıktan sonra 5 katına katlayacaktır oyuncu sayısı. Dolayısıyla alın gelin katılın aramıza oynayalım diyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.